Şimdi bu Nisan'ın 1'i 2 3'ünde Kıbrıs'ta böyle bir Kıbrıs sorunu, gaz ve kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge Türkiye'nin bu konuları tartışıyor. Deniz kuvvetlerinden eski emekli generaller de katılıyor. Bunu da ele alarak böyle bir görüş belirtmeye çalıştık. Şimdi Türkiye Kıbrıs'ta 2011'de kendi aralarındaki münhasır ekonomik bölgeyi belirten bir anlaşma yapmış. Şimdi bu gördüğümüz harita 1913 Bükreş Anlaşması ve Lozan Anlaşması'na göre Türkiye'nin güney ve batıdaki hakiki hukuka uygun kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesi. Sebebi Şimdi bu haritaya çok iyi bir izninizle bu haritaya çok iyi bakmak gerekiyor. Çünkü bu harita çok kullanımda olan bir harita değil. Hocam getirdi ve bize gösterdi. Ve gerçekten çok önemli. Ve canım 100 sene önceki 1912-13 ben bu aralar Birinci Dünya Savaşı'nın bitişi Paris Barış Konferansı Türkiye üzerindeki bölüşüm pazarlıkları ve de özellikle bu adalar meselesi, Girit'in nasıl elden çıktığı, onları yazıyorum Pazartesileri Star gazetemizde. Çok ilgimi çeken konulardan bir tanesiydi. Niye 1913? O Bükreş Anlaşması'nı da ben bu pazartesi yazayım. İyi olacak, tam söylediniz. Bükreş Anlaşması çünkü... çünkü Sırbistan ve Romanya bu anlaşmayı imza edenler çekildiği için bu bölge Türkiye'nin şeyinde kalıyor anlaşmaya göre. Lozan'da da bu bir daha teyit ediliyor. Tabii Türkiye Milli Güvenlik'te bulunan bir harita bu. Çok ortaya çıkarmıyorlar. Genellikle Türkiye'nin yayınladığı haritalar, bizim Profesör Serhat Başeren var. Rodos'un altından geliyor. Tabii Girit'e dokunamıyoruz. Niye? Avrupa ve NATO ile yine kafa kafaya girmeyelim diye Girit'te Amerikan radarı var. Şimdi bir de İsrail radarı yerleştiriyorlar bu toplantıdan sonra. O şekilde. Fakat Bu da haber. hukuki boyut bu. Türkiye nedense kendi ekonomik münhasır bölgesinin ve kıta sahanlığının güney aşağı doğru yani ve batı sınırlarını yayınlamıyor. Ama Kıbrıs'taki olan o çizgi 2011'de yapılan boyuttur. Bu geçerli. Eğer Kıbrıs'ı bir bütün olarak ele alıyorsak, Kıbrıs'ın altındaki, güneyindeki bölgelerde de Kıbrıs'ın hakkı var. Evet. Eğer ayrı ayrı alıyorsak, Kıbrıs'ın yani ayrı bir devlet olarak görüyorlarsa, eğer birleşmeyecekse, Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs'ın üst tarafındaki bölgedeki petrol alanlarında da Kıbrıs'ın hakkı var. Türkiye ile birlikte arama yapabilirler. Onun altındaki bölgelerde 7 8 yani 6 öyle gidiyor. Orada Rumların hakları var. Ve gaz bölgesi İsrail'den başlıyor. Kıbrıs'ın altından dönüyor. Meis adalarına kadar geliyor. Meis adasına kadar geliyor. Fakat Rumların çizdiği haritalarda Evet. Meis'in ki ufacık nokta kadar bir adadır. Böyle bıçak kadar girmiş bir münhasır ekonomik bölge. Antalya'yı kapatır o Rum haritalarında. Falan bilmem ne. Evet. Zaten Yunan haritalarına da bakarsanız hem Adriyatik'in bir kısmını kapatıyor hem de Ege'yi olduğu gibi kapatıyor. İşte 12 mil adaların kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölgeyle tabii dar alan deniz alanlarındaki hakkaniyete uymadığı için bu konu pek kabul edilmiş değil. İki tarafta Uluslararası Adalet Divanı'na gidemiyorlar. Fakat bu haritayı Türkiye tabii ileri süremiyor. Fakat Milli Güvenlik de var. Deniz kuvvetlerinde bu haritanın Girit'in dışından çıkanları var. Dikkat ederseniz Libya ile aramızda bir boyut oluyor. Yani buradan boru hattı geçirdiğinizde Kıbrıs'tan Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığından geçiriyorsunuz. Buradaki geçişler yapılabilir fakat izin alınması gerekiyor. Yani boru hatları, telefon hatları, münhasır bölge aynı zamanda açık deniz de sayılabiliyor. Şimdi Türkiye buradaki haklarını tartışacak. Ege Denizi'nde de bu tür
tartışmalar var. Kıta sahanlığı, hava sahası biliyorsunuz. Adanın iki yanından çıkan karasularından yukarıya doğru dikey çıkması lazım. Yunanlarınki vazo gibi. 1931'de kabul etmişler. 38'de tekrar Montreux Sözleşmesi yapıldığında korkarak adaları da silahlandırmışlar. Bunlara hak var mı yok mu? Oradaki eski Dışişleri Bakanı'nın bir konuşmasını mecliste yaptığı. Ya çok korkuyorsanız bir iki top koyun. Türk Dışişleri Bakanı silahlandırdı. Dışişleri Bakanları'nın söyleyeceği laflar tepik güçlü arasın. Bağlayıcı kabul ediliyor ya. Onu ileri sürerek bütün adaları silahlandırmışlar. Böyle bir hakları var mı yok mu? Yok tabii ama 1947 anlaşması var. Orada da böyle bir adaların silahlandırması hakları. Çünkü Türkiye'den bir taarruz yok. İşte daha sonra NATO ülkesi. Fakat kafalarında böyle bir boyut var. Türkiye'nin deniz yayılma, nefes alma alanlarında Yunanistan adalarla etrafı kapıyor. Yavaş yavaş işte kayalıklar, ki kayalıklar üstünde nebatat olmayan, insan olmayan, hayvan olmayan boyutlardır. Bunların kıta sahanlığı falan olmaması lazım. Ve o Girit Adası'nın önünde 14 tane küçük adacık var. Onlar da Türkiye'nin. Ama cesaret edip yahut stratejik açıdan tekrar NATO içinde bir daha kafa kafaya girmeyelim diye açıklanamıyor diye düşünüyorum. Durum bu. Girit ve Rodos dahil 12 adanın İtalya tarafından oldu bittiyle 1913 Balkan Savaşı sonrasında onlar bir de Tabuscarp Savaşı'nı bahane ederek zannediyorum adalara yöneldiler ve adalara hücum ettiler. Sonra Paris Konferansı'nda adalar kimlerde kalsın, Yunanlarda kalsın, İtalyanlarda da kalsın diye müthiş pazarlıklar döndü. 100 yıl önceki pazarlıklar ama hala geçerli ve hala etkilerini görüyoruz. Şimdi bakın bunun içinde hayati konu balıkçılık bölgesi de var. Yani balıkçılık olayı var. Şimdi o bölgelere bakarsanız bir 5-6 milyonluk nüfus balıkçılıktan geçiniyor. Hı hı. Türkiye'de. Dünyada da 3 milyarlık bir nüfus balıkçılık yaparak, evet, balık avcılığı. Evet. O yüzden anlaşmalar var. Çin tekneleri Portekiz açığında avlanıyor. Tabii şimdi bu Ege'deki ve Doğu Akdeniz'deki balıkçılık meselesi var. Tonlarla balık yakalanıyor bilmem ne. Bizim münhasır bölgemiz mi? Yunanların münhasır bölgesi mi? Balıklar öyle. Ve sınırı geçtiğinizde Yunanistan ateş açıyor. Hı hı. Karadeniz'e yukarı geçerseniz Ukraynalılar ateş açıyor. Evet. Ki dost durumdayız. Çünkü burada çok büyük ekonomik menfaatler de var. Yani hava sahasına haber verme alanı. Yunan hava sahasına girmiş oluyorsunuz adalar nedeniyle. O hatta uçaklara bilgiyi orası veriyor. Kıbrıs'tan gelirseniz Kıbrıs Rum kesimi Türkiye girişte uçaklara haber veriyor. O Türk kesiminin haber vermesine şey vermiyorlar, giriş hattına. Böylece etrafı havadan ve denizden çevirmiş oluyor.